Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Temmuz ayı sizin için yılın en önemli aylarından birisi. 22'sine kadar Güneş Yengeç burcunda olacak ama 22'sinden sonra artık Aslan burcunda parlamaya başlayacak. Güneş'in yönetici olduğu, en güçlü olduğu dönem ve sizin de gücünüz iyice artmaya başlayacak. Bu ay doğan tüm aslan burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen aslanlarımız ayın özellikle ortalarından itibaren enerjiniz iyice güçlenmeye başlıyor. Dikkat çekip parlayacaksınız. Daha keyifli, daha eğlenceli bir dönemde olabilirsiniz. Evet, şimdi ayın başına baktığımızda ayı özellikle 6 Temmuz'da dikkat çeken bir yeni ay görüyoruz. 14 derece yengeç burcunda Sirius'la birleşen, ruhsal olduğu kadar da böyle çok güçlü, şanslı, bereketli bir yeni ay 12. evinizde doğacak. 12. ev tabii ki biraz daha maneviyatla ilgili, daha bilinçaltı ile ilgili, şifa ile ilgili bir alan. Bu yeni ay sizin farkındalığınızı arttıracak, hayata bakışınızı değiştirecek, gizli olan bir şeylerin ortaya çıktığı, hayatta böyle bir netleşmenin olduğu bir dönem aslında. Hani bu yeni ayla birlikte hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz. Manevi rehberlikler alabilirsiniz. Özellikle bilinç dışından gelecek sezgisel akışlar olabilir. Rüyalarınıza dikkat edin. Çok spiritüel rüyalar da görebilirsiniz. Hayatın böyle manevi yönlerine, ruhsal açılımlarına yönelebileceğiniz bir dönem. Tefekkür etmek, dua etmek, bir şeyleri dilemek, meditasyon yapmak size çok faydalı olabilir. Aynı zamanda tabii ki fiziksel, ruhsal her türlü hayatınızı iyileştirmek, şifa almak, yaşam kalitenizi arttırmak için de düzenlemeler yapabileceğiniz önemli bir yeni ay döngüsündesiniz. Bu yeni ay biraz deniz yolculukları, yurt dışı konularıyla ilgili açılımlar getirebilir hayatınıza. Herkes aynı şekilde etki almıyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak. 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Hemen ayın başında 2 Temmuz'da Merkür burcunuza geçecek sevgili aslanlar. Merkür çok hızlı bu ay. Merkür hızlı olunca biz de hızlı oluyoruz. Venüs de 11'inde burcunuza, aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla bakın kişisel gezegenlerin artık sizi desteklediği önemli bir aydayız. Merkür zihninizi hızlandırıyor, yaratıcı gücünüzü arttırıyor. Siz zaten sahnede olmayı seven bir burçsunuz. Şimdi Merkür gelecek. Sahnede daha kendinizi, yani konuştuklarınız dinlenecek, kendinizi ifade edeceksiniz. İş hayatınızda da böyle hitabet yeteneğiniz artabilir. Sosyal alanda da, ikili ilişkilerinizde de daha fazla bir şekilde hani kendinizi ifade eden, konuşan, anlatan bir pozisyonda olabilirsiniz. Bir şeyleri öğrenmek için, eğitim için, planlamak, organize etmek için de son derece hareketli olduğunuz bir dönemdesiniz. Venüs de cazibenizi arttıracak. Ayın 11'inden sonra çok daha güzel, bakımlı, dikkat çeken bir hale gelebilirsiniz. Kişisel bakım, estetik, güzellik, imaj değişimleri falan bu tarz işleri de tabii ki yapabilirsiniz. Artık Venüs'ün de çok güzel size burada yardımları olacak, destekleri olacak. Böyle bir Venüs ilişkilerinizi, aşk hayatınızı, sosyal yaşamınızı da kuşkusuz destekleyecektir sevgili aslanlar. Mars'a baktığımızda Mars ayın 20'sine kadar Boğa burcunda. Kariyer evinizde tam tepede. Yani iş ve kariyer konularında inisiyatif aldığınız, çalıştığınız, çabaladığınız, hani görünür halde olduğunuz bir dönemdesiniz. Ama tabii ki Mars burada zaman zaman mücadele de getiriyor. Özellikle üstlerle ilişkileri, aile içerisinde ebeveynler, otorite figürleriyle ilişkilere biraz dikkat edin. Hani agresyonun olabileceği, inatlaşmaların, böyle egosal savaşların olabileceği de bir dönem. Özellikle ayın 15'i biraz zor. Çünkü Mars Uranüs'le birleşecek. İkisi de kontrolü zor gezegenler bunların. Sabit burçta olduğu için size de ters bir etkisi var. Yani ayın 14'ü, 15'i, 16'sı dikkatli olmakta fayda var. Algol yıldızıyla da birleşim olacağı için yine enerjisi zor olan bir yıldızdır. Yani örneğin bu çalıştığınız yerde üstlerle böyle bir tartışmaya, bir gerilime neden olabilir. İşte ebeveynlerle ilgili bir sıkıntıya, bir zorluğa neden olabilir ki bunlar sağlık konularında da dikkat etmek gerekir. Kazaları ve sakarlıkları açık olabilirsiniz. Hani böyle bir dönemde lütfen riskten uzak durun. Araç kullanıyorsanız hız yapmayın. Özellikle boyun bölgesi, boğaz bölgesi, omuzlar, çene, baş bölgesi daha hassastır. Mars-Uranüs kavuşumu altında. Yani buralarda yaralanmalar olabilir. Sağlık problemleri varsa
daha fazla kendisini gösterebilir. 20'sinden sonra Mars ikizlere geçecek. 11. evinize gelecek, biraz rahatlıyorsun. Yani gerçekten Mars'ın da artık bu zorlayıcı etkisinden kurtulunca sosyalleşme, işte rahatlama, keyif aldığınız faaliyetlerde uğraşma konusunda daha rahat olacaksınız. Bir kere gezmek isteyeceksiniz, seyahat etmek isteyeceksiniz. İş yoğunluğunuz da biraz azalınca gezmek için, seyahat için daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Arkadaşlarla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Sosyal etkileşimleriniz artabilir. Hem bir şeyleri öğrenmek için, eğitim için Mars ikizlerde çok daha fazla size dürtü verecek. Burada daha fazla bir istek verecek. Buralarda enerji harcayabilirsiniz. Ve ayın 21'inde 29 derece Oğlak Burcu'nda yılın ikinci Oğlak Dolunay'ı meydana gelecek. İlkini biliyorsunuz Haziran ayında yaşadık. Bu sefer 29 derece son derecede yaşayacağız. Üstelik Plüto'yla da birleşen bir Dolunay bu. 6. evinizde olacak. Şimdi Haziran ayını şöyle bir Haziran'ın son haftasını göz önüne getirin. Yani o dönemde nasıl etkiler aldınız? Onların devamı şeklinde de olabilir bu konular. Daha çok biraz hani işiniz, mesleğinizle ilgili, genel sağlığınızla ilgili olabilir. 29 derece daha çok bitişler, sonlanmalar, tamamlanmalarla alakalıdır. Yani artık sürüncemede kalan bir işiniz varsa, örneğin hani hoşlanmadığınız bir yerde çalışıyorsanız ayrılabilirsiniz. Bitebilir yani. Ya da yanınızda çalışan bir kişi, hani ayrılabilir. Asistanınız, yardımcınız ya da evde çalışan hizmetliniz, dadınız falan hani işe bırakabilir gibi. Ya da bir mesleki anlamda farklı bir düzen kurabilirsiniz. Ofis değişimi, yer değişimi ve benzeri gibi. Biraz sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir diş problemi bir anda eğer ihmal ettiyseniz sıkıntı çıkarabilir. Bununla birlikte belki sağlıkla ilgili tedavisel anlamda hani bir belirsizlik ve netleşmemiş bir durum varsa orada bir netleşme olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. Bu alan evcil hayvanlarınızla da alakalıdır. Hani onların sağlıkları, bakımları gibi konularda biraz hassas olabilir. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son derecelerinde böyle 29, 28, 27 gibi gezegenleriniz varsa dolunayın etkileri sizin için daha önemli olabilir, daha etkili olabilir. Ve ayın 22'sinde artık Güneş burcunuza geçiyor. Güneş en güçlü olduğu Aslan burcunda parlamaya başlayacak. Sizin döneminiz de başlıyor. Enerjiniz, yaşam gücünüz artmaya başlıyor. Bu sizi tabii ki daha dikkat çekici hale getirebilir. Güneş Aslan'da aynı zamanda keyif, konfor, eğlence, yaşamdan zevk almak anlamına gelir. Yani siz de Venüs'ün de etkisiyle beraber bu enerjiyi çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Bu biraz zaman zaman tembellik eğilimi verebilir. Biraz zaman zaman aşırı keyfe düşkünlük verebilir. İşte lükse, konfora düşkünlük verebilir. Bu da tabii ki biraz harcamaları arttırabilir. Ama ayın 25'inden sonra Merkür Başak Burcu'na gelecek. Hesap yapma zamanı. Para evinize Merkür gelecek. Eğer çok kontrolsüz harcama yaptıysanız, şimdi işte harcamalarınız, faturalarınız, ödemeleriniz, kredi kartlarınız falan hani bunlarla böyle bir baş başa kalabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca dengeli harcamaya çalışın. 25'inden sonra Merkür zaten parasal konularda sizi daha dikkatli, daha hesaplı, daha detaycı, daha kontrollü yapmaya çabalayacak sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.